Şimdi biz en e, yani kök maaş sorunu gibi bir form e, bir sorunumuz var. Biz 2023'te bu genel seçimlerde en düşük emekli maaşı 7500 liraydı. Sonra bu 10 bin lira oldu. Şimdi işte 12 bin lira olması tartışılıyor. Bu arada öyle bir durumdayız ki kök maaşının ne kadar olduğunu bilen çok az sayıda yurttaş var. Zor zor insanlar mu? bulmaya çalışıyor. Yani. Yani. Onu da onun üzerinden zam da hesaplanmıyor. Biz onun evet. formülü de değişik. Formülde çünkü. değişik. Ama işte 10 bin liraya tamamlanıyor maaşınız. Yani 8 bin lira alıyorsanız kök maaşınız 10 bin liraya geçmiyor. Yani şey maaşınız 10 bin liraya geçmiyor. Kök maaşınız 8 bin liraysa kök maaşım kaç lira diyor insanlar. E tabi. Yani şey Şimdi 12 bin lira olabilir işte. Yani şu an 10 bin lira alıyorsanız 8 bin liraysa kök maaşınız. Maaşınız 10 bin liraya tamamlanıyorsa bir zam ortada yoksa o 12 bin liraya çıkartılacak. 12 bin lira alan emeklinin maaşı da en düşük maaşta eşitlenmiş olacak. Acaba 2000 lira bir seyyanen zam yapılabilir mi tartışması var ama çok umut yok. Bir yandan da nüfus yaşlanıyormuş. 3 çocuklu ve daha fazla çocuğu çocuğa sahip ailelere bir asgari ücret bakım desteği verilmesi gündemdeymiş. Bu öneri getirilmiş. Bir asgari ücret. Ha. Emekliye 2000 lira veremiyorsan ona bir asgari ücret evet. veriyorsun. Ee, bu haberin kaynağı neydi Ebru? Türkiye Gazetesi bugün MYK'da konuşulanları yazmış. Evet. Böyle bir tartışma var diye. Yani bu tarz haberler ilk önce kamuoyuna Bu yaşlanmaya serisi, karşı biliyorum. önlemler, evet sonra tartışılıyor. Evet sonra tartışılıyor ve yani... E... Yaşlanmaya karşı önlemler nelermiş Ebru? Ee, üç çocuklu ailelere, yani üç çocuk ve daha fazla çocuğa sahip ailelere bir yok, asgari ücret bakım desteği, tüp bebek tedavisi. Yaşlanmaya karşı yani çocuk önlemler. Çocuk doğ doğurmakmış, daha fazla çocuk sahibi olmakmış yaşlanmaya önlem. Ha nüfusun yaşlanmasına evet. insanların değil de ya nüfusun. Yaşlanmamak yaşlanmasına. yaşlanmamak istiyorsan göz maskesi, güneş ya kremi kullan. ben bir falan öneride kullanıyor. bulunabilir miyim? Ha? Ben bir öneride bulunabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Sayın Cumhurbaşkanı 3 çocuk tavsiyesinde bulunmayı bıraksın. O ne derse halkımız tersini yapıyor. O nedenle e, yani çünkü artık Ama öyle bir şey oldu ki çocuk ya. yapanlar AKP. Ya tamam işte verebilir de yani üç çocuk yapanlara direkt AK Partili misin Erdoğan'cı mısın falan diye sorular soruluyor yani o hale getirdikleri için millet de şey yani o bu konulara devlet olarak karışmasınlar yani bıraksınlar insanlar kaç çocuk yap yani bir e, asgari ücret çocuk büyütmeye şimdi, yetmez yalnız şimdi şöyle bir şey var Ebru eee Bu çocukların biliyorsun masrafları oluyor. Yani devlet okullarında okutsan bile bakabilme, insanca yaşatabilme gibi bir sorumluluk oluyor ebeveynlerin üzerinde. Yani evlendin, çocuk yaptın, şimdi sen asgari ücretlisin, eşin asgari ücretli ya da bir tık daha yukarıdasınız. Birinci çocuğa baktın. İkinci çocuğa zorlandın. Üçüncü çocuk da e, hepten perişan olursun. Evini büyütmek zorunda kalırsın. Mutfak masrafların artar şudur budur. ve bunu bir asgari ücretle falan bir asgari ücret vererek falan yapamıyorsun yani. E şimdi e, bu yüzde beşlik kesim çocuklarını en iyi okullarda okutuyor. Tabi. Ama sen senin çocuğun doğru dürüst eğitim e, hakkından bile faydalanamıyor. Ne yapacaksın? Ya bunu demek kolay çocuk yap demek kolay. Ee, ben de eskiden şey yapardım. Çocuk rızkıyla gelir falan derdim. Rızkıyla falan gelmiyor artık. Yani bu enflasyonist ortamda, bu ekonomik kriz ortamında çocuk rızkıyla falan gelmiyor. Ha bezmama yardımı için, da yapamıyorlarmış. E, Öyle tartışmışlar. İşte bunları dediğiniz gibi servis ediyorlar. İşte şimdi şimdi eee emekliye 2000 lirayı bulamayan Bez mama yardımını neyle yapacak? Ya yani şimdi herkes bu, bunları bununla çocuk bir... yapmaya karar verir falan diye bekliyorlar herhalde. Ya işte ne, ne kadar sürdürülebilir bu? Kent lokantalarında bez yani mama böyle krizdesin... açılırlar. Ne yapsın? öyle anca. Biraz önceki şey. Ya mevcut yok yani. daha bir şey diyeceğim. Hı hı. Doğmuş ve bu topraklarda yaşayan insanları insanca yaşatamıyorsun. Yani yeni doğanları nasıl yaşat yaşatacaksın? Ya Çocuk büyüyene kadar barbunya yani. bin lira olacak. 120 lira ya. Havuca ayrı. Hem ya. de bu mevsimde. Hem de bu Tabi Tabii yazın fasulyeyi yemiyoruz diyor insanlar. Yazıyorlar yani. Merkezinden fotoğraf geliyor. Bamya 200 lira diye. Ya bir doktor... Ya olsun. Antalya Alanya'dan bak... Antalya Alanya'dan bir arkadaşım göndermiş Hüseyin, Hüseyin Öğretici. Alanya salı pazarında gün itibariyle fiyatlar diyor. Taze fasulye 120 lira, bamya 200 lira, kiraz 100 lira, çilek 100 lira, muz 45 lira, salatalık 40 lira, domates 35 lira, biber 50 lira. Bu Alanya seracılığının yapıldığı ve bunların yetiştirildiği bir yer. Ben başka bir şey okuyabilir miyim? Alanya'da salı pazar sen bitir Bak, ben. dünkü salı pazarı, dünkü pazar. Dünkü pazar ya bamya, bamya 200 mi? lira diyor. Taze fasulye 120 lira, çilek Kapı 100 lira, kiraz 100 lira, muz 45 lira, salatalık 40 lira, domates 35 lira, biber 50 lira. Alanya'da yani şeyde değil, daha başında lira. bir yerde değil yani. Üzerine limon sıkacaksın 100 lira. Eee göre onun zeytinyağı 113 lira. Piyasaya göre 400 lira. E, diyor ki taze fasulye ve barbunya üreten bir e, havzayız. İzmir Ödemiş, e, Horzum köyünde diyor Hı. üretim yapıyoruz diyor izleyicimiz. Mail atmış. Burada 90 lira toptan e, fiyat. Neden biliyor musunuz? Mazot, gübre, tohum, ilaç faiz fiyatlarla alıyoruz diyor. E, bir de diyor e, 40 yaşın altında tarımla uğraşan yok diyor. Yaşı büyüklere kaldı diyor. Maliyetler çok yükseldi diyor. Bu maliyetlerle diyor zaten üretim yapamıyoruz diyor. Aldığımız fiyat maliyetleri karşılayamıyor diyor. Sonra üretim azalıyor diyor. Zaten bizim çıkış fiyatımız 90 lira oluyor diyor. İşte İzmir'den böyle yani taze fasulye, barbunya üreten üretici durumunu anlatıyor. TÜİK de bunu görmüyor. Biraz önce sen çocuktan bahsederken ben hemen şeye girdim Ebru. Çocuk yardımı var bizde. 300 ee, iki, evet. Şimdi onlara bakıyorum. <laughs> Bez alamazsın. Yani 0-6 yaş grubu için 380 lira, diğerleri için Bunlar 190 aylık mı, lira. aylık bir kerelik mi? Hayır hayır aylık. Aylık, aylık veriyor. Aylık 380 lira 0-6 yaş, diğerleri için 190 lira. 2024 yılındaki çocuk yardım tutarı, Ya 380 lirayla bez alamazsın. Çocuğun i̇şte bu, bunun yanına parayı koy iki gün tost ayranı anca alır. O kadar. Evet, o kadar. Tost ayran alır, ikinci yani, biter. Doğal olarak bu haberin de ne kadar inandırıcılığı var. Hali hazırda uygulama böyleyken. Ne kadar inandırıcılı olur? Ee, çok enteresan ya. Yani. İkişer toptan dondurma yese 2-3 günde dondurma fiyatı eder o. O kadar. O kadar. Yani. Çünkü 6 yaş üzerinde 190 lira. Ayda 380 180 lira. 180. evin faturası bile değil. Hadi çocuk için su e, kullandım desen. İşte anca belki su faturasına katkıdır o. Su faturasıdır. Ama çocuk olunca o da fazla gelir. Yani işte. Bu da pahalı. 500-600 ödüyor insanlar